İzmir'den başlayalım ilk telefonumuz Çağla Hanım. Çağla Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Buyurun. Hoş buldum. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sağ olun. Umarım siz de iyisiniz. Çok şükür iyiyim. Rüyama geçeyim ben hemen. Lütfen. Ben evliyim. Rüyamda bir tencere dolusu lahana sarması pişmiş şekilde görüyorum. Mis. Evet. Bu kadar rüyam. Yediniz mi o sarmada rüyanızda? Yemedim. Sadece bakıyorum. Yani yemek için oraya gidiyorum ama henüz ağzıma koymuyorum yani. Peki. Ne zaman gördünüz bunu? Geçen hafta gördüm hocam. Anne ve kayınvalidenizden bir yardım aldınız mı, destek bir konuyla ilgili? Hayır. Alacaksınız, Allah izin verirse lahana kayınvalideyi, anneyi gösterir. Yani bu rüyalarda öyle olduğu için. Evet. Şimdi yine güleceksin. Peki bu sarma lahanayla mı yoksa sarmayla, mesela normal yaprak mı? Asma yaprağı mı? Asma yaprağı. Fark evet. Ediyor mu? Tabii orada? Fark eder. Hocam lahana. Lahanaysa kayınvalide, asma ise anne. Anne. Bunu gösterir, evet. Onun için şimdi bir şey daha var. Sizin bir çocuk, Allah izin verirse. Ya bir çocuk bekliyorsunuz, ya bir çocuk olacak veya elinize bir imkan geçecek. Öyle mi? Evet, öyle gösteriyor. Çağla Hanım. Var mı bebek beklentisi? Evet, şu an gebeliğim var. Ya hocam, dakika bir gol bir derler ya, bu kadar mı olur? Eyvallah. Çağla Hanım, Allah rüyanızda malum etmiş size. İnşallah bir an önce o bebişinizi sağlıkla kucağınıza alın. Ya Rabbimden duam da şu, bizi izleyenler arasında kim evlat sahibi olmak istiyorsa Allah'ım ne olur her isteyene ver ya Rabbim. Amin. Amin. Çok amin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam. Valla ya size söylüyorum. Eyvallah. Bakın, arayacaksınız, sadece rüyanızı anlatacaksınız, bu. Özge Hanım hattımızda. Merhaba der misiniz Özge Hanım? Merhaba, merhaba Özge Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyi günler. Eyvallah kardeş. Buyur, Özge, rüyanı alayım. Nasılsınız? Selamlar, çok heyecanlı. Ya canımsınız, valla ben de heyecanlıyım. Bak az önce seyircimiz aradı, çocuk yani bekliyormuş. Allah da rüyasında malum etmiş. Evet. Hazır mısınız rüyanızın size verdiği mesajı anlamaya? Benim rüyamda herkes böyle kıyamet gibi sağa sola koşuşuyordu. Hı hı. Güneşin karşısına geçen kurtuluyormuş. Evet. Sonra tam güneş batmak üzereyken karşısına geçiyorum ve buharlaşmaya başlıyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Evliyim. Tamam, devam edin efendim. Güneş tam batmak üzereyken böyle ben de yavaş yavaş buharlaşmaya başlıyorum ve bir kadın bana elini uzatıyor. Allah Allah. Hı-hı. Ve farklı bir boyuta geçiyorum. Evet. Çok yüksek bir binadayım. Etrafımda böyle her taraf yemyeşil ve hayvanlar var. Hayal kırıklığı ve yaşadığınız bir olayla karşılaştınız mı efendim siz? Efendim? Hayal kırıklığı ile ilgili bir olayla karşılaştınız mı ya da arada kaldığınız bir olayla? Evet hocam. Tamam. Bununla alakalı Allah nasip ederse, büyüklerinizi dinlerseniz, yolunuza bakarsanız başarılı olacaksınız kardeşim. Teşekkür ediyorum. Harikasınız hocam. Eyvallah. Ya. Sevgili seyircilerimiz, durmadan aramanız gerekiyor. Canlı yayına bağlanmanız gerekiyor. Rüyanızı anlatıp rüyanızın gönderdiği mesajı, daha doğrusu Yüce Yaradan'ın size gönderdiği mesajı. Çünkü rüyalar evet, gerçekten bize çok şey anlatıyor ama biz bunu doğru bir şekilde yorumlatabilirsek, öyle rüya da herkese anlatılmıyor, evet, değil mi? Evet. Bunu da söyleyelim. Aynen öyle. Evet. Gülseren Hanım Adana'dan. Gülseren Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı programlar. Ben rüya yorumu yorumlatacaktım da şu an eşimle ayrıyım. Tamam, ama bilgi vermiyoruz. Sadece. Yok, evli mi bekar mı dediği için ben şey yaptım. Sadece evli ya da bekarım demeniz yeterli. Tamam, problemliyim o zaman. Rüyamda ben çok büyük bir bağ evindeyim. O evde aileler var ve oğlum yanımda. Evin kızıyla beraber çok büyük, hani böyle kartpostal manzaralı vadiler gibi olur ya, öyle bir bahçedeyiz. Küçük küçük sarı süs biberleri topluyorum. Elimde bordo bir saten kumaş var. Gülseren Hanım, bir şey sorabilir miyim? Evet. Eşinizden biraz kısa mısınız efendim siz? Evet, evet hocam. Tamam. Çünkü niye? Üzüm bağları. Bağlar kısa olduğu için onu göstermiş. Annenizin sözünü dinlerseniz eşiniz bir şekilde pişman olup geri dönüş yapabilir. Çünkü o da başkalarını dinleyerek hareket ediyor. Bu yüzden Allah'ın izniyle gelecek. Teşekkür ediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum size. Eğer ben şu anda televizyon programında bir televizyon seyircisi olsam, yemin ederim, ne derim biliyor musun? Yok canım, hadi oradan yani. Bunlar hep tanıdıklarını bağlıyorlar. Bunlar hep şey yani, kurgu. Evet. Size yemin edip, beni biliyorsunuz yani, hani doğru yemin sevmezmiş, yemin de etmiyorum ama
canlı yayına bağlanan 3 seyircimizin de evet. 3 olayını, 3 rüyasını en doğru şekilde tespit edilir mi? Eyvallah. İlk seyircimize dedi ki çocuk bekliyorsun dedi. Evet. İkinci seyircimize ne dediniz? Bir şey bildiniz. Evet, arada kaldıkları bir durum var ve hayal kırıklığı yaşamış. Üçüncü seyircimize ne dediniz? Kısa boylu eşinden eşiyle küsurlu geri gelecek. Evet. Dördüncü seyircimize ne diyeceksiniz? Bakacağız. Merve Hanım. Canlı yayın ve araması bedava. Arayıp rüyanızı evet. sorun. Yani inanılır gibi değil. Merve Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Merhaba, hazır mısınız? Hemen rüyanızı dinleyelim. Hazırım efendim. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben rüyamda eski sevgilimin evindeymişim. Eski sevgilimde nişanlısıyla çocuk yapmış, iki çocuk. Ben çok üzülüyorum, kucağıma alıyorum. Sonra diyorum, çocuklardan biri konuşuyor, diyor ki babamız gelene kadar elma yiyin demiş. Siz ben bekar mısınız Merve Hanım? Evet, bekarım efendim. Tamam, devam edin kardeşim. Çocuğun elinde de bir bıçak var. Ama kırmızı meyve bıçak, kırmızı saplı. Şimdi bu arkadaşımızla niye ayrıldığınızı biliyor musunuz siz? Evet. Aranızı birileri bozmuş. Evet. Bunun için beklemeniz lazım. Bekleyin, o geri gelecek. Aranızı gerçekten biri mi bozdu? Evet efendim. Aa. Biri bozdu. Evet, gelecek inşallah. Doğru. Ne diyorsunuz? Gelecek. Geri gelecek, geri gelecek. Ay, bekle gelecek kızım, bekle. Diyor. Allah'ın izniyle geri gelecek inşallah. Çok mu seviyorsunuz? Evet, çok seviyorum. Ay canım benim ya. Allah'ım, Allah'ım sevenleri ayırma ya Rabbim. Amin. Amin. Sevenleri sevdiğine versinler. Amin. Dünya aşkla, sevgiyle, güzellikle kurtulacak. Kayseri'ye gidiyoruz Yurdagül Hanım hattımızda. Yurdagül Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurhan'a. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Hadi bakalım alalım rüyanızı. Evli miyiz, bekar mı? Ben anneyim. Kızımın adına görmüştüm rüyayı. Kızım için kızınızın... istiharaya. Tamam. İstiharaya siz mi yattınız? Evet. Tamam, peki abi. İstihare rüyası. İlginç. Bekar şimdi hocam. Bir seyircilerimizi bir konuda bekar aydınlatalım. Bir dakika lütfen. Tamam. Bakın, istihare rüyasına yatabiliyoruz. İstihare rüyası ne demek? Onu söyleyelim ilk evet, önce. Evet. İstihare rüyası kişinin geleceği, yaşayacağı bir şeyi merak etmesi. Yani bunu herkes istihare yatabilir. Rüyasına yatabiliyor. Herkes yatabilir. Yalnız aşıklar kendileri yatmasın. Annelerine, ablalarına, halalarına, teyzelerine, sevdiği insanlara yatırabilirler. Hanımefendi kızı için yatmış tamam. istihare rüyasını. Kızınız evet. evli mi, bekar mı? Bekarmış. Alo. Talip olmuştu. Onun adına rüyaya yaptım. Bak, bir anda dediler ki bir beyaz arabadan indi. Bunu dedi Ali gelirse verin dediler. Bir anahtar verdiler bana. Tamam. Bir müddet sonra rüyama bir başka kişi geldi. Dedi ki o anahtarı verin bana dedi. Ben de anahtarı verdim ona. Ve siz bunu evlilik için mi yaptınız efendim? Çünkü ses kesiliyordu. Efendim? Evlilik için mi yani kızınızın? Evet evet. Evet baktım. Talip olan kişi adına yapmıştım. Ve rüyamda anahtarı sunarken isim verdi. Ali gelirse verin bunu diye. Kızınıza daha önce, Yurdagül Hanım, kızınıza daha önce başkaları da talip olmak istemiş ama olmamış. Şimdi şimdi gelecek olan kişi Allah nasip ederse bu rüyaya göre iyi bir insan. Ona verebilirsiniz. Sizin de bir azı dişiniz ağrıyor efendim. Geçmiş olsun. Azı dişi mi ağrıyor? Azı dişi. Rahatsız biraz dişlerinden. Bilecektinizdir. Ben de diyorum ki ben yokum, orada Allah var diyorum ve ezan rüyayı tekrar ediyor. Rüyayı tekrar ediyor. Evet. Dişlerde problem var mı? Evet, dişimde var. Evet, geçmiş olsun. Ya yayını falan bırakmak istiyorum yani şu an vallahi inanılır evet. gibi değil. Evet. Peki Yurdagül Hanım, o zaman en kısa zamanda bir diş hekimine, tamam mı? Evet. Ben böyle bir şey görmedim vallahi. Değil mi? Allah'ın işi işte, kurban oldu. Mersin'den Esra Hanım hattımızda. Evet. Alo. Alo, Nur Hanım merhaba. Esra Hanım hoş geldiniz. Hayretler içerisindeyim valla. Dörtte dört oldu. Evet, dörtte dört. Çok şaşkınım ve heyecanlıyım. Valla diyorum ya, yani yemin ediyorum ben televizyon, ben hayatta her şeye varım. İzleyicisi olsam şu anda derim ki ya canım ne alaka derim. Ama ben bunu yaşamış biri olarak evet. zaten yani hocamın burada olmasının en temel sebebi ben bir rüya gördüm. Bir arkadaşım tanıştırıyor. Gel diyor, rüyanı işte Mehmet Emin Kırgil'e anlatalım. Aman hadi oradan canım, ne alaka falan diyorum. Anlatıyorum rüyamı. 3 gün sonra hiç olmaz denen bir şey oluyor. Siz de söylüyorsunuz. O günden bugüne diyorum ki Mehmet Emin Kırgil'i canlı yayını alalım. Herkes bundan faydalansın. Hoş geldiniz evet. Esra Hanım. Dinliyoruz sizi.
Hoş buldum. Hocam ben bekarım bu arada. Rüyamda erkek arkadaşımla mesajlaşıyorum. Elimde telefon, ondan gelen mesaj üzerine hızlı bir şekilde evden aşağı bahçeye iniyorum. Site bahçe kapısına geldiğimde... Bir soru soracağım Esra Hanım. Şu anda ayrı mısınız veya limonlu mu aranız? Değil de hocam, biraz böyle karışık yani beklentilerim var açıkçası. Ama burada işte burada çünkü olumsuzluk var biraz. Ama tamam, bir limonilik var yani. Limonilik var yani, çünkü istediklerinizi yapmıyorlar. Doğru, evet. Devam edin. Bahçe kapısına indiğim anda babamın ayakkabılarını giyip indiğimi fark ediyorum. Kahverengi ayakkabı giymişim babama ait. Yanımda 3-4 tane orta yaşlı adam var site bahçe kapısının yanında. Kafamı kaldırıp eve yukarıya bakıyorum. Bizim balkon duvarından aşağıya yeşil led sarkık bir ışık yandığını görüyorum. Esra Hanım bir soru soracağım. Bu arkadaşın problemi birazcık maddi konu mu? Manevi hocam. Şimdi bakın maddi konu da var. Pardon, özür dilerim, maddiyat da var evet. Çünkü babanızın ayakkabısını giymişsiniz. Babanızın ayakkabısını giymek rüyada hani maddi konuyla alakalı bir durum var ama bu arkadaş eninde sonunda son noktayı sizde koyacak inşallah. Yalnız sabırlı olun. Mücadelesi var tabii yani. Tabii mücadelesi var hocam, yani adam. Çok uzun zamandır bekliyorum böyle beklenti içerisinde. Emeğiniz bayağı inşallah boşa gitmeyecek. Bekleyin. Çok sevgiler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyoruz.